bugün sizlere en çok sorulan sorulardan bir tanesini yanıtlayacağım. Teacup köpekler çocuklu aileler için uygun mudur? Burada gördüğümüz iki tane bebek var. Morki ırkı bebekler. İkisi de birbirinden güzel. Bunlardan bir tanesi teacup boyutunda. Bir tanesi de onun bir büyüğü dediğimiz işte sıfır numara, çeşitli yerlerde çeşitli isimleri var. Onun bir boy büyüğü diyelim biz kısaca. Teacup nedir? Bir onu da bir açalım. Teacup anlamı olarak bir ırkın, bu Morki ırkı olabilir, Maltipoo ırkı olabilir, Poodle ırkı olabilir. Bir ırkın olası en küçük boyutu anlamına gelir. Teacup'larda bir sağlıksızlık yoktur, gelişme geriliği yoktur, ömrü kısa değildir. Teacup'lar sadece küçük ebeveynlerden doğmuş ırkının olası en küçük boyutu anlamına gelir. Bazen bunlar illa da anne baba küçük ebeveynlerden doğmak zorunda değil. Bazen de anne tarafı veya baba tarafından bir tanesi biraz daha büyük olabilir, bir taraf küçük olabilir. Buradan da teacup bebekler dünyaya gelebilir. Bu teacup bebekler çocuklu aileler için uygun mudur? Burada önemli olan aslında çocuklu ailenin biraz da çocuklarının yaşları. Neden? Çünkü teacup demek olası en küçük boyut anlamına geldiği için bildiğimiz gibi teacup'ların kemik yapıları biraz daha normal diğerlerine göre ince oluyor. Neden? Çünkü boyut olarak aşağı yukarı diğer boyutlardan yarısı kadar olduğu için teacup boyutların da kemik yapıları biraz daha ince oluyor. İnce olması ne anlama geliyor? Atladı, zıpladı, koltuktan düştü, kucağımızdan düştü. O zaman biraz daha hassas olabilirler. Normal boyutta bir bebeğin belki bir yerden düştüğünde veya yanlışlıkla günlük hayat içerisinde ayağına bastığımızda belki ayağı incinirken teacup boyutunda bir bebeğin ayağı kırılabilir. O yüzden eğer ki çocuklarımız böyle 2 yaş, 2,5 yaş, 3 yaş gibi, 4 yaş gibi istemeden can yakacak, ne yaptıklarının tam farkında olmayacak yaşlarda ise biz de eğer bir köpek besleme konusunda yeteri kadar tecrübe sahibi değilsek o zaman teacup bebek seçimi doğru olmayabilir. O zaman biraz daha büyük boy bir bebek seçimi daha doğru olabilir. Ama çocuklarımızın yaşları daha büyüktür. Biz de köpek besleme konusunda daha tecrübeliyizdir. O zaman çocuklu bir ailede de teacup köpek beslenebilir. Teacup'larla ilgili söylemek istediğim bir konu daha. Eğer bir teacup bebek edineceksek zaten boyutları küçük olacağı için, çok küçük olacağı için bizim bu bebeği biraz daha normal bir bebek 2,5 aylıkken, 3 aylıkken edinilebilirken teacup bebeğin edinilme yaşının biraz daha yukarıda olmasını tavsiye ederim. Çünkü onun hassasiyeti yaşı ilerledikçe, yaşı büyüdükçe azalacaktır. Dolayısıyla da günlük hayat içerisinde karşılaşabileceğiniz istenmeyen kazalara karşı da biraz daha güçlü olacaktır. Konuyu toparlarsak, çocuklu ailelerin eğer çocuklarındaki yaş çok küçükse teacup edinmelerini tavsiye etmiyorum. Ama biraz daha büyük yaş ve tecrübe, köpek tecrübesi varsa çok küçük bebek olmayan, yaşı biraz daha ilerlemiş teacup bebekler de sahiplenebilirler.